Selam Nemur severler. Bugün ikili inceleme videosuyla birlikteyiz. İnceleyeceğim şeylerden bir tanesi bu kaykay. Diğeri ise bu telefon. Kaykay tam 35 kiloluk bir canavar. Kamerada ne kadar belli oluyor ağırlığı bilmiyorum ama bayağı böyle cüsseli bir şey. Üstü sörf tahtası gibi gözüküyor. Zaten bunu genelde sörfçüler falan kullanıyorlarmış böyle sahile giderken, sahilden eve giderken vesaire. Bugün bu aleti dağda, bayırda, kırda, çayırda artık bulabildiğimiz her yerde test edeceğim. Ve bunu yaparken aynı anda geçen gün Honor'un etkinliğinde vermiş oldukları Honor 20 telefonu da test edeceğim. Önce hızlıca bir telefonun kutu açılımını yapmak istiyorum çünkü böyle İstanbul temalı çok güzel bir kutu yapmışlar. Türkiye'de direkt bu şekilde satılacak bu arada. Nereden alırsanız alın bu kutuyla gelecek ve içinde bazı özel hediyeler var. Paketin en üstünde bir kulaklığımız var. Şöyle boyun askılı, sporda vesaire kullanabileceğiniz türden Bluetooth bir kulaklık. Şurada spor yaparken düşmemesi için gereken kulakçıklardan falan da var. Burada bir tane şeffaf kılıfımız var. Sonra kullanım kitapçığımız ve telefonun kendisi var. Bendeki mavi model ve gerçekten harika görünüyor. Arka tarafta 4 tane kameramız var. Bunlardan en üstteki süper geniş açı 16 megapiksellik bir kamera. İkinci kameramız tam 48 megapiksel. Yani ana kameranın çözünürlüğü gerçekten çok yüksek. Üçüncü kameramız 2 megapiksellik bir derinlik sensörü. Bu da işte arka tarafı böyle bulanık yapmanızı sağlıyor. Onun hemen altında bir tane flaşımız var ve yan tarafta bir tane görmeye alışık olmadığımız türden bir kamera var. Bu 2 megapiksellik bir makro çekim kamerası. Yani çok yakından bir şeyleri çekmek için. Hani normal bir kamerayla bir çiçeği çekebilirsiniz fakat makro kamerayla o çiçeğin üstündeki böyle tanecikleri, polenleri bile çekebilirsiniz. Öyle bir kamera. Parmak izi sensörü yan tarafta, ulaşması gayet kolay ve aşırı hızlı. Yani şimdiye kadar gördüğüm en hızlı parmak izi sensörü olabilir. 0.3 saniyede mi ne öyle bir şeyde okuyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın dokunuyorum ve açılıyor. Ne zaman okuyup ne zaman açtığını anlayamıyorsunuz, o kadar hızlı. Ön kısım neredeyse komple ekran, sadece köşede bir küçük kamera deliğimiz var. Bu ön kameramız 32 megapiksellik. Yani bol bol selfie yapıyorsanız ön kamera sizi kesinlikle mutlu edecektir. Şimdi ben bu kaykayı ve telefonu yanıma alıyorum. Dışarıda bu kaykayın testlerini yaparken bazı sahneleri bu telefonla çekeceğim. Honor 20 ile çektiğim sahnelerin köşesinde bu sahne Honor 20 ile çekilmiştir yazacak, zaten oradan takip edebilirsiniz. Dışarıda görüşürüz. Evet, ilk mekanımıza geldik. Bir tepenin tepesindeyiz. O nasıl cümle lan? Dağ değil, tepe burası. Size ilk önce bir etrafı göstereyim. Aletin 35 kiloluk olduğunu söylemiştim zaten. Aslında ağırlığın büyük kısmı şu alttaki kocaman aküden kaynaklanıyor. Zaten satın aldığınızda ikisi ayrı parçalar halinde geliyor. Şurada bir açma kapama düğmemiz var ve burada motorumuz var. Motor sadece bu tekerleği döndürüyor. Kumandası böyle RC arabalara benzer bir kumanda fakat sağ sol fonksiyonu yok. Sağ solu siz ağırlığınızı sağa veya sola vererek yapıyorsunuz. Onun dışında kumandanın içinde bir de hız ayarı var. Yavaş, orta ve hızlı olarak ben şu an ortada bıraktım. Tabii hangi ayarda olursanız olun yavaş bastığınızda yavaş gidiyor. Fren yapmak için de bu kolu tam tersi tarafa çeviriyorsunuz. Şimdi ilk defa ayakta deneyeceğim, o yüzden azıcık gerginim. Lütfen düşmeyeyim. Şu an çok az basıyorum. Ona rağmen bayırı rahat bir şekilde çıkıyor da dengede durması zor. Ben ilk önce bir oturarak başlayacağım. Hatta şu tarafa doğru. Bayağı iyi gidiyor. Otururken sağ sol yapabilir miyim acaba? Manevra alması bayağı sürecek gibi. Ya da ben çok hafif geliyor da olabilirim. Gazlıyorum. Yeter! Korktum. Korktum. Bu arada maksimumumuz 32 kilometre. Hani azmış gibi gözükebilir kulağa ama bunun üstüne ayakta durduğunuzu düşünecek olursak çok. Üstünde bir şey yokken sonuna kadar bassam. Oo. Alet güçlü.
Ya bir şey diyeceğim, orta hızda bile sonuna kadar bastığın zaman savuruyor. Çok güçlü. Deneyeceğim var. Sen rahat manevra alıyorsun sanki. Koşmak istemiyorum oraya doğru, geri gel. Dur. Oha! Dursana! Dur! Freni var. Evet, ne diyorsun? Şurası çok zevk verdi. Bir daha yapsam mı? Evet, Harun bayağı eğlendi burada fakat pek bana göre bir arazi değil burası. Evet, fazla iyiydi ya. Vallahi çok zevkli, biliyor musun? Burada 10 kere daha inerim aşağı. Şimdi de sahile gideceğiz. Ben sahilde daha rahat olurum diye düşünüyorum. Çünkü kum. Hani düşsen ne olur ki? İkimiz birlikte gidelim mi sahile kadar? Oha! Bununla sahile kadar gideceğiz mi? Evet. Harbi mi? Evet. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Evet, sahile geldik ve şu an bu görüntüyü Honor 20'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Şöyle ters ışık falan deneyeyim. Şu arkamdan ciddi bir güneş ışığı geliyor bu arada. Bence güzel gözüküyor. 32 megapikselin hakkını veriyor gibi. Şimdi burada hem yürüyüş yolumuz var, yani taş bir zemin, hem de kum var. İkisinde de deneyeceğiz. Ben burada daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce taş yolda deneyeceğim. Burada bence rahat olurum ya. Herhangi bir sarsıntı falan olmayacağı için. Hatta bakın, burada yönünü de daha rahat verebileceğim gibi geliyor. Şimdi şuradan bir dönmeyi deneyeceğim. Tam çukura denk geldim. Yani dönecek de nasıl bir açıyla dönecek? Dönmek zor. Muhtemelen benim ağırlığım yetmediği için zor, ama zor. Fakat burada düz şekilde gitmek bayağı rahat. Ama hala hızlanmayı yemiyor ayaktayken. Ya muhtemelen paten ya da kaykay deneyiminiz varsa üstünde çok daha rahat olacaksınızdır, ama ben böyle çok rahat edemiyorum üstünde şu an. Kuma geçiyorum. Gömüldük. Bence bunu kullanan sörfçüler evlerinden sahil çizgisine kadar bununla gelip sahile geldikten sonra bunu bırakıyorlarmış. Ben sörfçü falan deyince böyle kumda falan takılıyorlar diye düşünmüştüm. Aa, hiç oluru yok. Ben oturacağım ya. Şuradan şöyle gitmeyi deneyeceğim ve burada böyle hafif eğimler olduğu için otururken bu şekilde yön verebileceğim, onu merak ediyorum. Ve hızlı şekilde. Da şurada çukur varmış. Hızlanmaktan vazgeçtim. Uf! Düşüyordum. Bu eksik tahtalar beni mahvedecek ya. Kim çalmış bu tahtaları? Alıştım şu an. Oha, çok rahat. Eğer hızlanacağım diye kasmazsanız, böyle sabit bir hızda giderseniz kontrolü çok rahatlaşıyor. Hafif manevralar da kolaylaşıyor. Ama böyle dur kalk dur kalk falan yapacağım derseniz bu sefer olmuyor yani. Ya da ben alışamadım daha. Versene telefonu bana. Normalde elimle böyle ağırlığı veriyordum. Şu an sadece kendi vücut ağırlığımla dengelemeye çalışacağım. Dön sola. Bakın döndürüyorum. Başardım. Düşeceğim. Tamam, zorlamıyorum daha fazla. İki elimde dolu olduğu için şu an olmuyor. Alarm. Şimdi düz yolda Harun'u drone ile kapıştıracağım. Harun kaykayda, verse benim drone şoförlüğüm, pilotluğum. Neyse.
Şimdi drone Harun'dan bir 30 metre falan geride. Ama onun hızı belli, bunun hızı belli. Tamam, spor modunu açmayacağım. 30 kilometre hıza sınırladım ben tamam, bunu. Tamam, o zaman geçerim. Bilmiyorum artık ama kendini riske atma. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Geçtim. Bayağı geçtim. Hatta şimdi şurada şöyle ters döneyim. Geliyor hala. Bu arada aracı yavaş hızda bıraktım. Harun'a söylemeyin. Yani şu an 32'ye çıkmıyor. 10'la mı 15'le mi öyle bir şeyle gidiyor. Yine Honor 20'nin ön kamerasına geçtim. Şu an çok düşük bir ışıktayım. O yüzden aslında size bunu göstermek istedim. Çünkü şu an gündüz gibi gözüküyor. Yani nasıl başarıyor şu an bunu bilmiyorum ama bir güneşi göstereyim ben size. Bakın güneş battı. Yani şey bile yok. Şuradaki o küçük çizgi güneşin bir parçası falan değil yani. Bu arkadan kalan Işık böyle güneşin dibinden kalan ışık yani o öyle bir şey orası. Ona rağmen o düşük ışıktan bakın şimdi kendimi gösterdiğim zaman yapay zeka ile etrafı böyle bir anda aydınlatıyor, bir şeyler yapıyor. Bayağı güzel. Şu an sanki böyle gündüz çekim yapıyormuşum gibi. Ayrıca daha fazla teknik ayrıntısını merak ediyorsanız açıklama bölümüne linkini koyacağım. Kaykay'ın da linkini açıklama bölümüne koyacağım. Kaykay'ı da ben sevdim. Üstüne koltuk koyup burada takılmayı düşünüyorum. Çünkü koltuk olsa ben böyle daha rahat ağırlığımı vereceğim gibi. Benim ağırlığım yetmiyor. Sıkıntı orada. Harun çok rahat bir şekilde yön verebiliyor şu an kendine ki benden 10 kilo fazlası var. Fakat ben ekstra slim fit bir insan olduğum için ben yön vermede birazcık zorlandım ama çok eğlenceli. Gerçekten sürmesi çok eğlenceli. Şöyle mekana geri dönüp hafiften ben videomu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.